Çok kritik bir mücadeleydi. İki takım açısından da Galatasaray Göztepe galibiyeti sonrası evinde Çaykur Rizespor'u da devirmeyi başardı. Mehmet Özcan'la başlayalım istiyorum. Çok önemli bir maç. İki kez Galatasaray geriye düşmesine rağmen kazanmayı bildi. Nasıl buldun Sarı Kırmızılı takımın performansını? Şimdi maç çok güzel bir maçtı. Yani Tribünün izlemesi çok keyifliydi ve birçok pozisyon, birçok aksiyon oldu ve doğal olarak özet görüntüleri sığmadı. Maçın başında Emre Kılınç'ın kaçırdığı %100 bir pozisyon var yani. Galatasaray orada 1-0 başlasa farklı bir hikayesi olabilirdi maçın. E, golden sonra tabii Jason Fernandes'in müthiş bir futbolu. E, tek başına Rize Spor'u desek yeridir ama ilk dakika Galatasaray oyunu net hakimiydi ve galibiyeti hak etti desek yeridir ilk 45 için. Zaten Fana Anot'la beraberlik golünü de buldu. Maçın ilk yarısı bunu özellikle vurguluyorum Kerem. Çünkü sosyal medyayı çok takip edemedim bugün işi ondan dolayı ama Berkan, Taylan, Babel, Galatasaray'da bazı oyuncular çok mimlendi. Berkan'ı bir türünden izlemekte fayda var. Yani Berkan bence ilk 45 dakikanın en iyisiydi. Sağda solda her yerde bir tane gelişine e, avut pozisyon var ama o kadar koşup efor sarf ettiğiniz zaman onu son vuruşu yaptığınız zaman yeriniz Türkiye değil İngiltere İtalya Ligi olur. Yani onun yapmadı. örnek vereyim Çıkaldağ'ı hiç beğenmedim. İkisinden de var Çıkaldağ'ın hem savunma hem ucu ikisini de yapamadı bugün mesela. Berkan'ın işin savunma kısmı çok çok iyiydi. Marka marka yine keza özet görüntüleri tabii sığmıyor. 2-2 iken çok kritik bir kademesi Sissi var. Sisi arka direkte bomboş kalacaktı. Müthiş kademe mesela. Artı attı ara toplar. Yani Fana Anoltun bu iki golünü de ben biraz Volkan Marka yazırım yazarım. Yani sol stoperin senin, seni o kadar öne itiyor ki açığını kapamaksa. Zaten Fana Anoltun hücum mezzetler önemli. 3-2 yapan gol bir Barcelona golü diyebiliriz ama Rize Spor'un attığı goller de jeneriklik goller. Çok güzel gol. Nacizane Tribünde gördüm. Evet Gerson'un vuruşu çok özel ama bunu özellikle belirtiyorum. Muslera'nın bizler <laughs> sezonun ilk yarısı performansını çok eleştirdik ama Muslera Türkiye Ligi'nde ilk direkt frikik golünü 4 yıl sonra yemişti. Ben hatta nereden hatırlıyorum Alban ile röportaj yaptım. Muslera kalici farkı oluyor. yani. Muslera'nın yokluğu ama bu tabii ki pen, Pena'nın kötü olduğu anlamına. Pena'da Simoviçten iyi bir kaleci. sonraki en iyi performans o frikik kullanımı. Yani frikik'in gol olmama istatistiği açısından. Şöyle söyleyelim. Alex'in ve Taliska'nın Muslera'ya friki golleri var mı? İkisi de rakip savunmalara çarpıp hani net vuruşlardan düzelsin izleyiciler. Ben bir Özgür Çek'i hatırlarım. Bir de M'yi. Yani şimdi Penan'ın... Dragon da bir taneydi. Bunu hatırlayabilen izleyici sayımız son derece kısıtlıdır bence <laughs> Mehmet'ciğim. Ama, mi? hayır ya yani şundan dolayı. dolayı Volkan aslında vurgulamak isterim. Muslera'nın performansını hep Muslera gibi isimlerin aslında bence yokluğu çok yanlış oluyor. İşte Muslera sonrası gördük orada İsmail Fatih ile mecbur. Yabancı kaleciye gittin. Kontajını doldurdun. Gesson alamadın. O da bir ayrı evet. planlama hatası. Ben Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. İyi futbol oynadı, coşkulu futbol oynadı artı. Fizik güç olarak da artık 90 dakika ayakta kalan bir Galatasaray görüyoruz. Ama tabii zor bir maç oldu. Jetson tek başına yani ben bu kadar özel performans kolay değil. 35 bin taraftarın negatif enerjisini tam tersine oyun olarak çevirmek. Özellikle 1-0 Galatasaray bulsaydım çünkü bir Rize Spor 1-0 buldu bir 1-0 Getson'da buldu ister istemez bu Galatasaray'ın da hızını ve taraftarın enerjisine biraz etki etti. Önemli bir maçtı artık bu işin şakası yok. Hem Göztepe hem Galatasaray, Rize maçları Galatasaray iki tane yenilebileceği maç, maçı kazanmış oldu. Ve artık bence alt sıralarla ilişkisini kesti gözüyle bakıyorum. <laughs> Göztepe'nin ve e, alt sıralardaki işte Rize Spor'la arasını açmasını Galatasaray adına çok çok önemli bir galibiyet. Düşme hattıyla Galatasaray'ın arasında 8 puanlık bir fark ya oldu. bugün Sarı nasıl şöyle sözün şöyle olsun. Bugün nasıl Sivas Spor'a Gaziantep e, küme düşer gözüyle bakmıyorsak artık Galatasaray'da o gözle bakacağız. Tabii. E, Serdar Keleci sen de mücadeleyi yerinde takip ettin. Nasıl buldun Galatasaray'ın oynadığı e, futbolu e, galibiyet için düşüncelerinle bir başlangıç yapalım. Ya önemli konu fizik gücü olarak Galatasaray'ı 90 dakika boyunca o enerjiyle sahada oldu. Ama tabii bunun e, torrent etkisi olduğu kadar seyircinin de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani 35 bin seyirci varmış maçta. Evet. Çok ciddi bir sayı bu. Galatasaray'ın hani son dönemdeki en çok seyircili maçı. Son Kayseri maçı 22 bin taraftar. Evet. Yani onun %50 yani. fazlasını aslında gördük sahada. Ve inanılmaz etki etti maça seyirci. Yani hakem kararları açısından söylemiyorum ama bazı pozisyonlarda... Jetson'un dayak yediğini söyleyebilirim. Hani Galatasaraylı oyuncuların Jetson Fernandez'e yönelik ama bu biraz da tribünün de tetiklemesiyle oluşan bir e, farklı bir stratejisi oluştu. Ama bu hani maç öncesi bir plandan ziyade o taraftarın aslında bu baskıyı futbolcuların üzerinde hissettirmesinden sonra futbolcular Jetson topu her ayağına aldığında ıslıklar, ıslık sesi inanılmazdı. Yanındakine sesini duyuramayacak kadar iyi bir ıslık vardı. Ama tabii Jetson Fernandez'in de muazzam bir de oyunu vardı. Yani geldiği günden bu yana bu arada Çaykur Rizespor'daki ilk 20 dakikası bile e, o kadar iyiydi. Bir ara var mı? Yok herhangi bir bir ara var zannediyorum. Performans inanılmaz Serdar abi. Ben yani mesela örnek vereyim. Statlarda maç izlemiş biri olarak Arda Turan benzer negatif enerjiyle Mariano'nun golünün olduğu maç Başakşehir formasıyla geldi top oynayamadı. Yani Tuncay Şanlı çok geçmişte bunları lehine çevirirdi. Emre Belözoğlu da bu kadar oyunu hükmetmez diye kötü oynamaz ama Jetson mükemmel Hiç oynadı. Hiç kulak asmadı Jetson Fernandez ve hatta... Emre'nin da... oyunda kalamadığı maç da var. Tabii, Tabii. Tabii. ya Ve Jetson çok sakin kalmayı başardı. Aynı zamanda Furkan Yıldız e, bizim muhabir arkadaşımız onu beraber izlerken maçı bana dedi ki bir şey dikkatini çekti ve çok kritik bir noktaydı bu. Marka o çok ciddi bir profesyonel onu söyleyebilirim. Yani bunu tasvip etmiyorum ama futbolda vardır bu futbolun bir kirli tarafı da vardır. E, bu aslında zevk almamızı da sağlar. Hmm. Marka o maç boyunca Jesson'un yanına gidip bir şeyler söyledi. Bir tane de yaptığı faul var. Mi? Onu dikkat ettim Serdar abi o faulün aynısını ligin ilk yarısı Volkan'la beraber türbündeyik. Ferdiye de yaptı. Yani biraz işin profesyonelliği yani evet. Melo da bunları yapıyor. Yani Luka da bunları yapardı bir bu arada. Sindiriyor. Bunu ama bir de söze de dökmeye başladı hani fiziksel olarak bunu e, sahada oyun şartları ya altında. Serdar abi lafını şöyle kesiyorum kusura bakma Gesson'u neden çok övüyorum biliyor musun? Gesson'un yanında da birisi yok şimdi Rize Spor'un kadrosu Tabii. kötü bir kadro değil, değil ama ön taraftaki oyuncusu Finli Forvet, Boyt Yeni merkezin de Gesson dışında iyi oyuncusu yok zaten... tek başına evet. oynuyor. Çaykur Rize açısından baktığımız zaman sağ bek Gökhan Gönül yok sol bek Cemali yok Eren Albayrak'la ile Bayano, Bayano normalde merkezi tutuyordu. Merkezde aslında Pessun işini çok kolaylaştıramıyor. çok oynamıyor ya. Ama Bayano'nun oynaması evet. Bayano'nun oynaması <laughs> Rizespor'un lehine yani oldu. Iyi değil ama. Hayır Bayano'nun sağ bek oynaması Kerem'in önünde oynadığı için Rizespor'un lehine oldu bence. Ya orada da aslında ben basın toplantısında da Torrent'le aslında Bülent Hoca'ya da aynı soruyu sordum. Ya yani, bu arada seyirciye tabii ki yazalım galibiyeti ama Torrent'e de mutlaka yazmam gerekiyor. Nasıl geçtiğimiz maçlarda Torrent eleştirisi yaptıysak bu maçta da tamamen Torrent'in aldığı bir galibiyet diye yazarım. Neden yazarım? İlk 15 dakika Kerem'i genelde Torrent şöyle kullanıyor. Daha içe kat edip, içte kalıp hatta orta sahaya gelip orada Van Aanholtu kaçırma planı varken Torrent'in. Bugün de aynı planla başlayıp sonrasında 15. dakikadan sonra Bayano Holmen'e fazla yanaştığı için Kerem'i çizgide bıraktı. Patrick Van Aanholt içe kat ettirdi. Ve Galatasaray'ın da Patrick Van Aanholt üzerinden bulduğu pozisyonları da eğer hesap edersek bu teknik direktör başarısı mıdır? Evet. Yani geçmişte nasıl eleştirdiysek bugün de olumlama yapmakta ee, mutlaka bunu söylemek gerekiyor. Ama e, tabii Galatasaray'ın kazandığı penaltılar vesaire bunları mutlaka ta tartışacağız ama Galatasaraylı oyuncuların maç boyunca istekli bir e, oyunu vardı. Yani skordan bağımsız olarak konuşuyorum. Mesela Galatasaray geriye düştü hiç yılmadı. Taraftar da aynı şekilde devam etti. Çıkaldağ konusunda yalnız Berkan ve Çıkaldağ konusunda biraz ayrıldığım bir nokta var. Çıkaldağ'ı Torrent gelince biraz daha önde kullanmaya başladı. Yani Çıkıldağ kaosun içinde top almaktansa daha aslında o stoperlere biraz daha arasında 15 metre mesafe isteyen yani kendi stoperlerine 15 metre mesafeyi oradan topu alıp ivmelenmeyi seven bir oyuncu. Ben Torrent'in bu fikirden vazgeçeceğini düşünüyorum mesela ilerleyen dönemde. Hani Pulgar geleceği zaman, Pulgar mesela Torrent şu an 4-3-3 gibi söylüyor ama evet. 4-2-3-1 gibi oynadı Galatasaray. Daha bir 4-3-3'e yakın Çıkıldı bir biraz bence kaleye belki kötü bir fikir gibi durabilir ama kaleye çok yakınlaştırmamak lazım. Onun kaleye yakınlaşmasını istemek lazım. Bu ikisi çok farklı Rakip şeyler. Rakip kaleye topla gitmesi var Evet. Lazım. Yani orada ivmelenerek götüreceği Bu arada şey... en iyi yaptığı şey aslında ceza alanına topsuz koşu. Ama çok iyi yapıyor bu. İstenilen sorumluluk o değil şu anda. Torrent'in ondan istediği Hı. sorumluluk sırtı dönük bir şekilde topu alması. Ben de seni o ha. seni destekleyecek aslında ama bir şey yanlış söyleyeyim. anlaşılabilir evet. belki diye onu bir şerh ekledim. Çıkıldı birazcık uzaklaştırdığın zaman aslında Taylan Berkan performansı da arttırabilirsin burada. Çünkü orada bir dinamizmi yakalayacaksın. Ben de Taylan'ı beğendiğimi söyleyebilirim bu arada maçta. Hani <laughs> o topu terse oyunun yönü değiştirmekle ilgili bir e, fikriyatı çok fazlaydı bugün Taylan'ın. Ya ben Galatasaraylı oyuncuların hemen hemen tamamının hatta tamamının diyeyim, direkt söyleyeyim. E, görevini yerine getirdiğini ama iç saha maçlarında ne olursa olsun Gomiz'le başlanılması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray adına.